Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kapatalım lütfen. Dost toplantısında çalmasın. Hazır mıyız? Buyurun hocam. Evet, maç öncesi de söyledim. Antalyaspor'un futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olduğunu. Özellikle topa sahip olmaya çalışan, topa sahip olma yüzdesiyle ligin iyilerinden biri olduğunu söyledim. Yine bugün oyunun büyük bölümünde hep futbol oynamaya çalıştılar. Kalemize de birçok pozisyonda gelmeye çalıştılar. Golü erken bulduk. İkinci yarıda 2-0'dan sonra daha rahat bir maç bizim için geçti. 3-0'ı da çok güzel bir golle yakaladık. Bizim için güzel bir galibiyet. Buradan galibiyetle döndüğümüz için tabii ki çok mutluyuz. İki takım için de çok kötü bir zeminde aslında. Yani bu zeminde futbol oynamak çok zor. Sakatlıkları da arttıracak bir zemin. İki takımdan da birer oyuncu sakatlandı biliyorsunuz. Zemin olarak bence çok kötü bir zemin ve oyuncuların sağlığını da etkileyecek bir zemin. Kazandığımız için mutluyuz. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum. Evet, Sezgin Bey. Hocam, hem doğum gününüz kutlu olsun, hem de bir rekor oldu. Dün 13. deplasman galibiyetmiş. Evet. Bunun için de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bir derbi maçı var. Derbilerin havası tabii her zaman değişik. Bu konuda görüşünüz nedir? Neler söylemek istersiniz? Tabii derbiden önce bizim Avrupa Ligi maçımız var Elfsborg'la. Yani şu anda o maçı düşüneceğiz. O maç geçtikten sonra Beşiktaş maçına hazırlanacağız. İki takım da maç oynayarak gelecek. Hem biz hem Beşiktaş bu maça. Tabii ki yorgunluklar, sakatlıklar çok fazla görüyoruz. İnşallah dediğim gibi bizim için bu devam etmez. Zorlu bir karşılaşma. Tabii Beşiktaş maçı da şampiyonluk yarışı içerisinde bütün takımlar puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş maçında kendi sahamızda oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak için tabii ki her zaman olduğu gibi iyi bir çaba sarf edeceğiz. Onun yanında dediğim gibi ilk başta hedefimiz Elfsborg maçı. Yani Avrupa Kupası'nı biraz daha şu anda ön plana aldık. Ona hazırlanacağız. Orada kazanıp oradaki yolumuza da iyi bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam, Antalyaspor'un defans hattı bu sezonun en büyük defans hattlarından biri diyebiliriz. Onun oynadığı maçlarda görüyoruz. Galatasaray ise çok tempolu bir oyun sergiliyor bu sezon. Baktığımızda ilk yarıda özellikle Galatasaray daha tempoyu rölantıda tuttu. Özellikle Avrupa'yı düşündüğünüz için mi bir oyun tercihi? Yani böyle tempoyu hafifte tuttunuz. Aslında demin de söyledim. Bu zemin üzerinde oynamak gerçekten takımlar için çok zor. Yani çok kötü bir zemin. Yani topun gidişi, hareketi, koşmanız bile zorlaştığı bir zemin. Bu oyunun temposunu da belli yerlerde etkiliyor. Onun yanında erken gol bulduk. Tabii ki golü bulduktan sonra topa sahip olmak istedik. Pozisyonlara girmeye çalıştık. Çok fazla pozisyona girdik. Pozisyon öncesi de aslında son pasları doğru atabilsek bence çok erken yine ikinci, üçüncü golü bulma şansımız vardı. Bu bölümlerde çok net pozisyon da vermedik. O yüzden kendi tempomuzla oynadık. Milli takımda oynamış, oradan dönmüş birçok oyuncumuz vardı. 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Ondan sonra tekrar bir maç oynayacağız. Bu tempo içerisinde de oyuncu bazen yani skora göre de kendisi oyunun temposunu belirleyebiliyor. Buyurun. Hocam, Osman maçta çok güzel bir gol attı. Osman'ın performansını ve takıma uyumunu nasıl görüyorsunuz? Evet. Ya birincisi hep görüyorsunuz konuşmalarında yani burada çok mutlu, ülkemizde çok mutlu, Galatasaray'da çok mutlu. Bu formayı giydiği için inanılmaz keyifli. Hem stat'tan hem atmosferden hem oynadığımız oyundan çok büyük zevk alıyor. Çok büyük de çok hızlı bir şekilde bir aidiyet gösterdi. Bu da çok önemli. Icardi ile anlaşmaları da bence o da çok önemli, çok değerli. İki tane çok önemli forvetimiz var. İkisinin de oyun içerisinde anlaşmaları çok önemli, değerli. Dışarıda aynı şekilde. Yani çok iyi bir oyuncu transfer ettik. Onun yanında çok da iyi bir insan transfer ettik bence. Yani takım oyuncusu olmak çok farklı bir şey. Yani takıma uyumlu bir insan olmak çok farklı bir şey. O yüzden yani iyi oyunculuğun dışında gerçekten hem iyi bir profesyonel hem de gerçekten çok karakterli, kaliteli. Bizim takım içerisinde bu kaliteyi arttıran önemli oyunculardan biri oldu. Onunla çalıştığımız için mutluyuz. O da çok mutlu bence. Yani biz ne kadar mutluysak o da o kadar mutlu. Bu çok önemli, değerli. Son soru buyurun. Hocam, Yunus Akgün'ün bir yükselen performansı evet. Var. Ama keza olarak bir de 3 tane çok kaliteli santraforunuz var. Icardi'yi çıkarıp Başuay'ı, Osimhen'i aldınız. Evet. Sizin için zor bir durum mu?
Zor bir durum, her mevkide zor aslında. Yani sadece önde değil, stoperde de. Yani mesela bugün Nelson'u oynatamadım ama ona da oynatmak istiyordum bu maçta. Oynatamadım. Orta sahada aynı şekilde. Yani önde kanatlarda şimdi Hakim Ziyech döndü. Sallai biliyorsunuz Avrupa'da yok ama Türkiye Ligi'nde var. Barış, Yunus hep oynadılar, hep yükü çektiler. Önde de 3 tane çok önemli forvetimiz var. Bunları tabii ki maç maç değerlendirip kullanacağız. Bazen çok sıkışık takvim içerisinde tabii ki değişiklikler de yapıyoruz. Bazen oyuncuları dinlendireceğiz. Ama benim için tabii ki önemli olan bu kadronun daha iyi olması. Yani hiç oyuncum olmasaydı o zaman benim için daha zordu. O yüzden yani bu tatlı bir zorluk, güzel bir zorluk. Onları tabii ki mutlu etmemiz gerekiyor. Gerçekten oyuncuların psikolojileri de çok önemli. Oynayıp oynamamak onların için bazen mutlu veya mutsuz bütün hayatlarını etkileyebiliyor. O yüzden tabii ki bu formayı paylaştıracağız. Ben adaletli de olduğuma ve adaletli davrandığıma da inanıyorum. Öyle olmaya çalışıyorum. O yüzden Galatasaray'ın başarısı için en iyi kim yapacaksa, en iyi kim oynayacaksa gelip formayı alıp sahaya çıktığına hizmet edecek. Yunus bugün de çok bence sahanın en iyilerinden biriydi. Gerçekten maçın sonunda da çok yoruldu ve hem asist yaptı, hem oyun içerisinde hep topu taşıdı, oyunu çözdü, bloklar arası buluştu. Yani Yunus sol kanatta da ne kadar iyi oynadığını da gösterdi bence. Yani hepimiz Yunus'u sağ kanat olarak görüyorduk, tek mevkili olarak görüyorduk ama sol kanatta da ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bence Türk futbolu açısından sevindirici şeylerden biri de bu. Milli takımda da yine girdi, bu performansları vermeye çalıştı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Hocam, bir abi, teşekkür ederim.